Herkese selam. YouTuber eğitimleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte birbirinden güzel 3 farklı ücretsiz ekran kaydetme programı göstereceğim. Programların linklerini açıklamalar kısmına sabitleyeceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. İlk programımıza geçelim. Ben üçünü de indirdim arkadaşlar. Teker teker hepsini sizlere göstereceğim. Çift tıklayıp açtıktan sonra arkadaşlar bizi böyle bir ekran karşılıyor. Sade ve şık bir ekran. Hemen buradan yeni bir kayıt oluştur diyorum. Oluştura tıkladıktan sonra küçük bir pencere açtı. Buradan ayarlara gidiyorum hemen. Buradan arkadaşlar sizin mikrofonunuz neyse buraya tıkladığınız takdirde oradan mikrofonunuz çıkacak. Mikrofonunuzu buradan seçebiliyorsunuz. Ben mikrofonumu seçiyorum buradan hemen. Seçtikten sonra arkadaşlar kaydetmeyi, durdurmayı kısa yol tuşu olarak ayarlamak istiyorsanız buradan ayarlayabiliyorsunuz. Örnek vermem gerekirse kaydımı başlattıktan sonra durdurmak için buradaki ESC'yi istersem V tuşuna atayabilirim dilediğim gibi. Ama şu an için değiştirmemize gerek yok. Burası ESC olarak kalabilir. Daha sonra gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra OK diyorum. Ben tam ekranı almasını istediğim için ya buradan tutup istersem bu şekilde ayarlayabilirim ya da buradan boyutunu biliyorsam örnek vermem gerekirse benim bilgisayarımın monitörü 1920x1080. Buradan 1920'ye hemen buradan 1080 olarak ayarladığımda gördüğünüz gibi tam ekranı aldı. Buradan da mesela kayıt tuşuna bastığım takdirde sizlere de göstermek istiyorum. Buradan kayıt tuşuna basıyorum. 3, 2, 1 diye geriye doğru sayıyor ve şu an ekranımı kaydediyor arkadaşlar. Sizler de gördüğünüz gibi. Daha sonrasında eğer kaydımı durdurmasını istiyorsam buradan geliyorum. Buna çift tıklayıp kaydımı durduruyorum. Şöyle sizler de gördüğünüz gibi zaten şöyle küçülteyim. Sizler de görün. Şu şekilde küçülttüğümüz takdirde arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuz burada. Geriye doğru sayıyor ve şu an ekranımı kaydediyor arkadaşlar. Bu şekilde kaydedebiliyorsunuz çok basit bir şekilde. Ve videonuzu çıktısını almak için de buradan kaydete basıp daha sonrasında buradan masaüstünüzü seçtikten sonra kaydet butonuna bastığınız takdirde gördüğünüz gibi çıktısını kolay bir şekilde alabiliyorsunuz. Gördüğünüz takdirde arkadaşlar sol üst tarafa kaydettiğimiz videomuz geldi. İlk programımız da bu şekildeydi. Bunu da hemen kapatıyoruz. Buradan kaydetme diyelim. Şimdi geldik ikinci ekran kaydetme programımıza. Ona da hemen güzel bir şekilde açalım arkadaşlar. Çok karmaşık gibi görünse de şimdi anlatacağım adımları uyguladığınız takdirde çok basit olduğunu anlayacaksınız sizlerde. Buradan Options kısmına gidiyorum. Yani ayarlar butonuna gidiyorum arkadaşlar burada. Buraya bir defa tıklıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir pencere karşıladı bizleri. Burada webcam kameram varsa buna tik atıp buradan kameramın marka ve modeli çıktıktan sonra seçebiliyorum. Ya da ses kısmına gelip hoparlörümü ayarlayacağım, mikrofonumu ayarlayacaksam buradan onu dilediğim gibi seçme imkanı sunuyor bana. Buradan seçiyorum. Daha sonrasında çıktı. Yani kaydettiğim dosyalar hangi klasöre kaydedilsin diye bana soruyor. O yüzden ben de buraya 3 noktaya tıklayıp masaüstünü seçebiliyorum ya da nereyi seçeceksem bu 3 noktaya tıklayıp istediğim yeri seçiyorum. Daha sonrasında işlemlerimi bitirdikten sonra buraya tamam diyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an ekranımı yansıtıyor. Buradan arkadaşlar şimdi dikkatli izin. Burada kayıt butonu var. Ya da kısa yol tuşu olarak F5 tuşuna basarak da kaydedebiliyorsunuz. Buradan direkt olarak başlat diyorum. Burada gördüğünüz gibi bana bir şey diyor. Diyor ki CTRL ile F10'a basarak da durdurabilirsin diyor kaydını. Bunu şu anlık diyorum ki başlat diyorum. Böyle bir şey çıkıyor. Buna tekrardan bu soruyu sorma diyebilirsiniz. No deyip bunu kapatıyorum ve bekliyorum arkadaşlar. Ve kaydım başlıyor. 3'ten 2'ye doğru. Gördüğünüz gibi kaydım şu an başladı. Her şey şu an tam ekranı kaydediyor. Şu an deneme 1-2 deniyoruz şu an. Tamam bu yeterli olacaktır. Şimdi tekrardan geliyorum. Buradan durduruyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kaydetti. Şimdi gelin beraber izleyelim. Şu an MP4 olarak burada. Çift tıklayıp açıyorum. Gördüğünüz gibi kaydım şu an başladı. Her şey şu an tam ekranı kaydediyor. Şu an deneme 1-2 basit ve kolay bir şekilde kaydetti. Sizler de gördünüz zaten bunu. Bunu da hemen kapatıyorum. Bu şekilde kapattım. Bunu da kapatıyorum. Şimdi geldik bir diğer programımıza. Bizi böyle bir ekran karşıladı. Şimdi burada arkadaşlar buradan kaynaklar bölümünde sağ tıklıyorum. Ekle diyorum ve buradan ekran yakalamayı seçiyorum. Buraya dilediğim gibi isim verebilirim. Bu çok önemli değil. Buraya deneme yazabilirim. Daha sonrasında buraya tamam diyorum. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar ekranımı kaydediyor. Buraya da tamam diyorum. Şu an
tam ekranımı gördüğünüz gibi arkadaşlar kaydediyor. Burada hiçbir şekilde sorun yok. Şimdi önemli kısımlardan bir tanesi de ayarlamalarımızı yapmamız lazım ki düzgün çalışsın program. Şimdi buradan sağ taraftan ayarlar butonuna tıklıyorum. Burada arkadaşlar dikkat edin. Burası bu şekilde kalabilir, önemli değil. Yayın yapmayacağımız için yayına da dokunmuyoruz. Çıkışa geldik. Çıkışta arkadaşlar burada çıkıştan sizlerde bu basittir. Bunu gelişmiş mod yapın. Bunu gelişmişe tıkladıktan sonra kayıt butonu var. Kayda da tıklıyoruz arkadaşlar burada. Şimdi videolarımızı nereye kaydedeceksek buradan göze atlıyoruz ve nereye kaydedeceksek hangi klasörü kaydetmesini istiyorsak orayı seçip kaydet diyoruz. Kayıt biçimine MP4'ü seçmeyi unutmayın lütfen. Buraya atlamayın arkadaşlar. Seslerde sorun yaşamamak için bunu kesinlikle uygulayın. Ses parçasını 1 ve 3 seçin. Bunun nedenini birazdan açıklayacağım. 1 ve 3 seçtikten sonra burayı da geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan sese geldik. Masaüstü sesini almasını istiyorsanız, yani bilgisayarınızın sesini almasını istiyorsanız varsayılan kısmı hoparlörünüz yapın ya da kulaklığınız yapın. Örneğin ben hoparlörümü seçeceğim. Buradan hoparlörümü seçtim. Bu sefer de buradan mikrofon yazan yere gelip buradan mikrofonumu seçiyorum. Daha sonrasında buradaki ayarlamalarımı da bitirdikten sonra video kısmına geliyorum. Buradan da arkadaşlar monitörünüzün boyutu neyse ya da hangi boyutlarda kaydetmesini istiyorsanız buradan buradaki ikona basıp buradan ayarlamalarınızı yapın lütfen. Daha sonrasında buradan FPS değeri. Bu çok önemli arkadaşlar. Bilgisayarınızın gücü yetiyorsa 60 FPS yapın. Eğer yetmiyorsa 30 FPS de kalabilir. Bunu da ayarladıktan sonra uygula diyoruz ve tamam diyoruz. Şimdi geldik. Buradaki ana ekrandaki ayarlamalarımızı yapacağız. Buradaki sesin altındaki ayarlar butonuna bir defa sağ tıklıyorum ve burada gelişmiş ses özelliklerini açıyorum. Burada arkadaşlar masaüstü sesimiz bizim orada ayarlarken ne yaptık? 1 yaptık. Buradan 1 hariç diğerlerin hepsini kaldırıyorum ve burada mikrofonumuz neydi arkadaşlar? Mikrofonumuz da 3'tü. Mikrofonumuz da 3 olduğu için buradaki diğer yerleri kaldırıyorum. Ve buna da kapat diyorum. Ve bu şekilde ayarlamalarımı bitiriyorum. Şunu da unutmayın arkadaşlar. Masaüstü seviyeniz yani ekranınızı kaydederken arkada çalan şarkı ya da müzik neyse sizin sesinizin anlaşılabilir olması için buradaki ses seviyesini mikrofonunuza nazaran biraz daha kısaltın. Yani mikrofonunuz her zaman biraz daha fazla olsun ondan. Sizin sesiniz daha gür çıksın, daha yüksek çıksın. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.